Merhaba, nasılsınız? Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Hazır mıyız? Tamam arkadaşlar. Adet olmak üzere. Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 10 Mart'ta tespit edildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı test sayısı 27.969. Vaka sayısı 1872. Ölüm 44. Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi akşam genel kurulunda toplam 250 ile 270 milletvekili bir arada çalıştık. Oylamalar neticesinde ne kadar dikkat edersek edelim, ne yaparsak yapalım, bir salonun içerisinde saatlerce toplantılar yaptık. Ondan önce komisyonlar halinde hem iktidar partisi hem muhalefet partisinin ilgili grup başkan vekilleri ve ilgili komisyon üyeleriyle toplantılara katılıyoruz. Bir tek amacımız var. Türkiye doğru yönetilsin istiyoruz. Türkiye gerçekten şeffaf bir şekilde bu krizi yönetsin istiyoruz. Ve bunun için muhalefet olarak elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bedeli ne olursa olsun, karşılığı ne olursa olsun, bu millet için, bu ülke için doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Bunun için biz de şeffaf olmaya çalışıyoruz. Eleştirmek değil amacımız, amacımız doğruları en kısa zamanda, en doğru biçimde hayata geçirilmesini sağlamak. Bunun için uğraşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun dün torba kanununda koronavirüsle mücadelesinin ekonomik ve sosyal ayağını oluşturabilmek için parti grubu olarak önerilerimizi içeren bazı eklemeler yaptık. Sicil affı, emekli maaşının tabanının 1500 liraya çıkarılması, karşılıksız çekle ilgili düzenleme, kısa çalışma ödeneği, turizm sektörüne kısmi destek, bizim de katkı verdiğimiz maddelerden bazılarıydı. Ancak bunların yeterli olmadığını hem genel kurul öncesi komisyon toplantılarında hem de grup başkan vekilleriyle yaptığımız toplantılarda defaten söyledik. Biz genel başkanımızın önceki gün açıkladığı ekonomik ve sosyal önlemleri içeren 13 maddenin uygulanmasına dönük tam 22 ayrı önergeyi dün meclise sunduk. Bunları sizinle dün de yaptığım basın toplantısında paylaşmıştım. Ancak ne yazık ki toplumun büyük bölümünün koronavirüsle mücadelesi sürecini en az hasarla atlatmasını sağlayabilecek önerilerimiz genel kurulda kabul görmedi. Biz ne istedik? Çıkanlar neydi? Birincisi ve bizim için en önemlisi, insanlarımıza evde oturun diyoruz. Sokağa çıkmayın diyoruz. Peki hiç geliri olmayan yoksul aileler ne yapacaklar? Nasıl yaşayacaklar? Hayatlarını nasıl sürdürecekler? Oturdukları kiralık kerpiç evlerinde nasıl bir hayat onları bekliyor? İşte bunun için liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun defalarca söylediği parti programımızda olan aile sigortasının, yani hiç geliri olmayan ailelere aile sigortası derhal çıkartılarak en az aylık 2000 lira verilmesini talep ettik. Bu kabul görmedi. Bunun kabul görmemesi şu anlama geliyor. Evde oturun, aç kalın, hastalığa yakalanmazsanız da yoksulluktan başınıza gelenler
sizin için neyse onlarla birlikte yaşayın. Böyle bir şey kabul edilemez. Biz bunu parti politikası olarak söylemiyoruz. Toplumumuzun büyük bir kesimi %14'ün işsizliğe vardığı bir dönemde bunu acil bir ihtiyaç olarak gündeme getiriyoruz. İki, işçilerin işten çıkarılmalarının önlenmesi gerekiyor. Önerimiz yasal bir karşılık bulmadı ancak metal iş sendikasının iş yerlerine bir araya gelerek işçilerin işten çıkarılmasını engelleyecek bir karar aldığını öğrendik. Bu sevindirici. Peki bu karar alınmadan 3 gün önce genel başkanımızın yaptığı hem meslek odalarına hem de sendikalara yaptığı çağrıyı hatırlayalım. Ne dediydi Sayın Kılıçdaroğlu? Demişti ki TOBA, meslek odalarına ve sendikalara sesleniyorum. Evet evde kalalım ama eğer işçiyi çıkartır, maaşsız bırakır, gelirsiz bırakırsanız onların hayatlarıyla oyun oynarsınız. Bunu yapmayın, buna müdahale edin, sendikalarla beraber oturun, işçileri çıkartmayın dedikten 3 gün sonra Metal İş bunu gerçekleştirdi. Olabiliyor mu bu? Olabiliyor. Peki diğer sendikalarda bunu yapabilirler mi? Yapabilirler. Meslek odaları ve sendikalara lütfen sesimize kulak verin diyoruz. Doğalgaz, su, elektriği kesilmiş tüm yurttaşların hizmetinin açılması, borçlarının yapılandırılmasını istedik. 4. Çiftçilerin Ziraat Bankası ve kooperatifleri olan borçlarının ertelenmesini istedik. 5. Vatandaşların kredi kartı dahil bankaları olan tüm borçlarının tekrar yapılandırılmasını istedik. Bu borçlandırmalar yapılandırılırken faiz uygulanmamasını da özellikle söyledik. Böyle zamanlarda hangi kurumların daha ne kadar kar elde edeceği değil, devlet, millet ve bütün kurumlar hem devleti hem milleti ayakta tutacak büyük fedakarlıkları birlikte yapmalıyız. 6. Kamuda ders verdiği saat başına ücret alan ücretli öğretmenler ve usta öğretmenlere okulların kapalı olduğu dönem boyunca ücret ödenmesini istedik. 7. 1 Mart 30 Haziran arasında genelge ile faaliyetleri geçici olarak durdurulan esnaf ve zanaatkarların kira borcunun devlet tarafından ödenmesini istedik. 8. Turizm sektörünün büyük yük olan konaklama vergisi ve turizm payının kaldırılmasını istedik. Hiçbiri kabul görmedi. Şimdi bizi dinleyen vatandaşlarımız ve bazı iktidar mensupları onlara şöyle seslenebilir. İyi de biz bu parayı nereden bulacağız? İyi de bu devleti 18 yıl yönetirken har vurup harman savurmayacaktınız. Hazineyi boşaltmayacaktınız. Maliyeyi doğru yönetecektiniz. Doğru insanları göreve getirecektiniz. Türkiye'nin olanaklarını ve birikimlerini yok etmeyecektiniz. Bunları yaptınız. Peki bunları şimdi konuşmanın zamanı mı? Değil. O zaman şimdi milleti korumanın zamanı. Devleti ayakta tutmanın zamanı. Değerli arkadaşlar, bir kere daha ana muhalefet partisinin grup başkan vekili olarak buradan sesleniyorum. Durum ciddi. Bir ölü makası Sağlık Bakanı tarafından açıklandığı gün test sayısı 1000'le sınırlıydı. Bugünkü test sayısı 30 bin lira, 40 bin lira geldiğinde ölü sayısı 44'le açıklanıyor. Vaka sayısı daha da büyüdü. Eğer test sayısını 500 bin lira, 1 milyonlara çıkartırsak gerçek tabloyu o zaman daha net göreceğiz. Gerçek ama şeffaf olması gereken, vatandaşla paylaşılması gereken tablodan bahsediyorum. 8. Kısa çalışma ödeneği işverene değil, çalışanı esas alan önerimiz dikkate alınmadı. Biz kısa çalışma ödeneğini alamayan işçiler, iş yerinin kapalı olduğu dönemde işsizlik sigortası fonundan asgari ücret kadar gelir desteği almasını önerdik. Tam anlamıyla karşılık bulmadı. 9.
tüm vergi ve sigorta primi borçları ertelenmeli. Bekleyen KDV iadeleri avans olarak ödenmeli dedik. 10. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İller Bankası'nca belediyelere yapılan ödemelerin bir yıl süreyle hiçbir kesintiye uğramadan yapılması, ödemelerin sağlanması, belediyelerin borç limitlerinin arttırılmasını istedik. Neden? Belediyelerle ilgili vatandaşla belediye birebir ilişkide. Onlara her türlü hizmeti, sosyal olanakları sağlayan belediyeler. Belediyeler daha önceden milyarlarca lira borçlandırılmış. Borç yükü altında olan belediyelere paran yok, olanakların kısıtlı ama insanlara hizmet et dememiz mümkün değil. Onun için onların imkanlarını genişletmek zorundayız. Bunu millet için yapmak zorundayız. 11. Kamu özel işbirliği modeline göre yaptırılan şehir hastaneleri için 2020 yılında yapılması gereken ödemeler bir yıl ertelenmeli. Döviz cinsinden garanti ödeme tutarları sözleşme tarihindeki döviz kurundan hesaplanmalı, Türk lirasına çevrilmek suretiyle devletin zararının önüne geçilmesi sağlanmalıdır. Kabul edildi mi? Edilmedi. Sadece 82 milyonun bir avuç insanına eğer fırsat sağlayacak ve bu dönemi atlatacak imkanları sunarsak bu virüsle baş edemeyiz. Bu virüsle baş etmemiz 82 milyonu kucaklayacak tedbirleri alarak mümkün olur. Yoksulu düşünerek mümkün olur. Çaresizi düşünerek mümkün olur. Mazlumu ve mağduru düşünerek mümkün olur. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada defalarca Ekonomik ve Sosyal Konsey'in bir an önce toplanmasını söylüyor. Neden? Çünkü bütün taraflar bu konseyin içerisinde. Peki eğer iktidar partisi şöyle diyorsa biz bilim kurulunu topluyoruz. Bilim kuruluyla görüşüyoruz. Konu sadece sağlık olsaydı koronavirüsün getirdiği. Evet bilim kuruluna güveniyoruz. Onları dinlemeliyiz. Bu toplantılar sürdürülmeli. Ama işin ekonomik kısmı gerçekten önümüze çıkacak tabloya karşı Ekonomik ve Sosyal Konsey'in acilen toplanması gerekiyor. Aradaki fark bu. Bir taraftan milletimizi korurken öteki taraftan da devletimizin bel kemiği olan ekonomimizi güçlü tutmak, doğru yönlendirmek, doğru çalıştırmak gerekiyor. Koronavirüsle mücadelenin temel dayanağını oluşturan, canları pahasına mücadele veren sağlık çalışanları için özel düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Onları korumak, yaşamlarını, ailelerini bir nebze olsun rahatlatmamız gerekiyor. Bu konudaki bütün önerilerimiz tam manasıyla karşılık bulmadı. Halen verilen sözlere rağmen hekimlerimizin çalışma ortamına dahi güvenle gidebilmelerini mümkün görmüyoruz. Türk Tabipler Birliği'nin 74 ilde, bakın arkadaşlar, bu uyarı gerçekten bizim açımızdan önemli. 74 ilde yürüttüğü ankette çok düşündüğümüz sağlık çalışanlarımızla ilgili nasıl bir sonuç elde etmişler? Anket çalışanlarının %78'i koruyucu maskeye, %74'ü siperlik, koruyucu gözlüğe, %71'i tek kullanımlık önlüğe, %60'ı tıbbi maskeye, %38'i eldivene ulaşmada sorun yaşıyor. Eğer sağlık çalışanları ayakta kalmazsa, hastalık onlara bulaşırsa, bu salgının önünü almamız mümkün değil. O yüzden sağlıkla ilgili derhal alımı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Biz 40 bin personel alımının gerçekleşmesi gerektiğini söyledik. İktidar 32 bini alacağını açıkladı. Bunun hızla yapılması ve bunlarla da ilgili bu ihtiyaçların derhal giderilmesi gerekiyor.
Yaşlı ve riskli grupta olanlar dahi tam mesaide çalışıyorlar. Yaklaşık yarısı hasta olduğu halde çalışmaya devam etmek zorunda. Sağlık çalışanlarımızın bu hakkını ödeyebilmemiz elbette mümkün değil. En temel haklarını sağlayabilmemiz için atmamız gereken adımlar var, sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Biz Türk Ceza Kanunu'nda sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet cezasını arttıran bir maddeyi önerdik. Hala kabul görmedi. Hem sağlık çalışanını savunacaksın, hem sağlık çalışanlarını bizimle birlikte alkışlayacaksın. Ama sağlık çalışanlarına eğer birileri şiddet uyguluyorsa bunun karşılık görecek yasayı çıkartmayacaksın. Bu nasıl bir samimiyet, nasıl bir yaklaşım, bunu anlamak mümkün değil. Askeri hastanelerin tekrar açılmasını önerdik. Kabul edilmedi. Sağlık süresince tüm sağlık çalışanlarına birer maaş prim verilmesini önerdik. Onlar ne yaptılar? Döner sermayeyi en üst tavandan öderiz dediler. Biz bunun yeterli olmadığını, sağlık çalışanlarının bu arada kendi ailelerini geçindirmek, hayatlarını idame ettirmek, sadece akıllarını, kendilerini korumak ve hastalarını iyileştirmek için, harcamaları için onlara en büyük desteği vermemiz gerekiyor. Türk Tabipler Birliği ve Eczacılar Birliği de bilim kurulunda yer alsın dedik, kabul görmedi. Koronavirüste temel tehdidi taşıyıcılar olduğunu hepimiz artık biliyoruz. Bu noktada sosyal teması azaltmak, test ve şeffaf bilgilendirmede mücadelede de en önemli ayağı oluşturmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nca hasta sayısı, iyileşen vaka sayısı, hayatını kaybeden vaka sayısı, ölüm sayısı monitörize edilmeli ve kısa zamanlı güncellemelerle kamuoyuna duyurulmalıdır. Ülkemizde vaka analiz haritası, tekrar ediyorum, ülkemizdeki vaka analiz haritası derhal hayata geçirilmelidir. Tüm dünya tam zamanlı süreci takip ederken biz gün sonu Sağlık Bakanı'nın açıklamasını, sosyal medya paylaşımını bekliyoruz. Sağlık Bakanı bize ne diyor? Arkadaşlar, bilgiler hemen toparlanıp derlenip bunların nihai bir noktaya getirip size açıklanması zaman alıyor. Ama tüm dünya öyle yapmıyor. Onlar giriyorlar bilgisayarlarına internet üzerinden. Kaç tane hasta ne durumda? Hangisi ne durumda? Hatta hastaları ne durumda? Bunları dahi takip edebiliyorlar. Hem çok iyi yöneteceğiz diyeceğiz, hem de bunlardan geri kalacağız olmuyor. Bir an önce bunu toparlamamız gerekiyor. Biz ilk günden bu yana test sayısının çoğaltılmasını ve 81 ilde yapılabilir olmasını söyledik. Hala aynı şeyi söylemeye devam ediyoruz. 15 gün geçti. Dün itibariyle Sağlık Bakanı'nın 83 milyonluk Türkiye için açıkladığı test sayısı 27.969. Az önce söyledim. Bu sayıyı 500 bine çıkartın. Sağlık Bakanı'nın gece yarısı yaptığı yayılma ve hastalık kapmanın hangi aşamada olduğunu o zaman gerçek rakamlarıyla görürsünüz. O zaman nasıl bir tedbir alınması Türkiye'de, ne kadar acil bir tedbir alınması gerektiğini o zaman anlarsınız. Bu rakam Güney Kore'nin tek bir günde yaptığı test sayısıdır. Derhal sayıyı arttırmalıyız ve şeffaflaşmalıyız. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim. Sorusu olan? Arkadaşlar, yani milletimizin gözünün içine bakarak ifade ediyorum. Karşı karşıya kaldığımız gözle görülür bir düşman değil. Karşı karşıya kaldığımız bir virüs. Az önce söylüyorum. Akşam genel kurulda 250 kişiydik.
250 kişi içerisinde bir vakanın dahi bulunması, tek bir vakanın dahi bulunması 250 kişiye bunun bulaşma riskinin en yükseğe rakamlara ulaşması demektir. Sokakta, örneğin Ataşehir'de Dünya Finans Merkezi'nin inşaatı var. Az önce beni aradılar. Kaç kişi çalışıyor biliyor musunuz? 3000 kişi. 3000 kişi çalışıyor. Ona yakın koronavirüs vakasına rastlanmış. İnsanlar tedirginler. Bir taraftan ekmek derdindeler, yaşam derdindeler. Öteki taraftan da korkuyla yaşıyorlar. 3000 kişinin bulunduğu yerde nasıl bir tedbirle bu insanlar evlerinde oturur? Gidip de evlerinizde kalın diyebiliyoruz. Buna devlet aklıyla bir çare bulmak zorundayız. Devlet aklıyla. Bugün bu kararı aldık. Bugün marketlere girmeyin, aralıklı girin. Yarın üzerinize kolonya dökün. Öbür gün 1,5 metre mesafe, 1 metre mesafede durun. Diğer gün 1 metreyi 1,5 metreye çıkarttık. Arkadaşlar, yani bu böyle bir kriz ortamı yönetilir mi? Böyle olur mu? Biz milli eğitimin çöktüğünü zamanında söyledik. Milli eğitimde hiçbir altyapı çalışmasının yapılmadığını zamanında söyledik. Sistemi değiştirmekle uğraşacağımıza milli eğitimin yapısını güçlendirseydik, bugün çocuklarımıza göstermememiz gereken sahneleri izletmiyor olurduk. Bugün çocuklarımız sağlıklı bir şekilde evlerinde eğitimlerini alabiliyor olurlardı. Faizlerle ilgili bir daha söylüyoruz. Borç yükünü arttırarak millete yardımcı olamayız. Dün akşam Bülent Kuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe komisyonu sözcümüz açıklamada bulundu. Dedi ki, evet bütün varlıklarımızı ve hazineyi yok etmiş olabilirsiniz, sıfırlamış olabilirsiniz. Ama Türkiye bunu gerekirse 10 yılda toparlayacak güce sahiptir. Doğru bir iktidarla, doğru bir yönetimle gerekirse para basın dedi. Bunu telaffuz edecek noktaya kadar ciddi bir noktadayız. Onun için milletin üzerine yük getirecek değil, milletin yükünü alarak onların sağlıklı bir şekilde 3 hafta boyunca en azından evde yaşamlarına izin verecek bir sosyal yapılanmayı derhal hayata geçirmeliyiz. İnfaz yasasıyla ilgili değerli arkadaşlarım, biz iktidar partisine kendi görüşlerimizi söyledik. Tekrar söylüyorum, uyuşturucuyla ilgili, çocuğa tacizle ilgili, kadına şiddetle ilgili bu konularda bizim hassasiyetimiz ve çizgimiz devam ediyor. Siz uyuşturucu satıcısını, baronlarını cezaevinden çıkartmak için indirim yapacaksınız. Topluma karşı işlenen suçları affetmek için çare arayacaksınız. Cezaevlerinin yükünü hafifleteceksiniz. Ama kendi düşüncesini söylediği için, yazı yazdığı için, gazetecilik mesleğini yaptığı için, siyaset yaptığı için, eleştirdiği için, hiçbir örgüte mensup olmadığı halde, şiddet kullanmadığı halde, örgüte mensup değil, şiddet kullanmadı fakat terör suçunu dolaylı yollarla, yani bu tamamen iktidarın istediği gibi yönlendirebileceği ve her türlü olayı terör suçunun içerisine sokabileceği bir mekanizma. Bununla sadece konuştuğu için, sadece düşündüğü için, mesleğini yaptığı için, icra ettiği için, siyaset yaptığı için insanları cezaevinde tutarsanız, bu kamuoyu vicdanına asla ve asla sığmaz. İnfaz yasasında biz şunu görüşmemiz gerekiyor. İçerideki insanlarımızın da yaşam haklarının var olduğunu ve her birisinin devletimiz ve milletimiz için gerçekten yaşam haklarına saygı duyduğumuz ve bu büyüklükte bir devlet olduğumuz için onların yaşamlarını koruma altına alacak tedbirler infaz yasası içerisine girmeli.
Ve biz onların daha çok cezaevlerinde nasıl kalacağıyla ilgili yöntemleri araya sıkıştırmadan şimdi tüm 83 milyonun hayatını düşünmek zorundayız. Hepinize teşekkür ediyorum. İnfazla ilgili soruyorsunuz değil mi? Dün akşam itibariyle bütün görüşmeleri kendi işimizde yaptık. Bugün beklediğimiz şudur. İktidar partisinden yaptığımız görüşmelerin neticesini bize bildirmelerini talep ediyoruz. Eğer bize bildirirlerse biz de kendi durumumuzu ona göre ayarlayacağız. Grup başkan vekili olarak ben odamdayım, bekliyorum. Bir an önce eğer bu konuda bir adım atılması gerekiyorsa bunu kamuoyuyla da paylaşmaya hazırım. Teşekkür ederim. Efendim? Evet, bir metin gönderdik. Bu az önce söylediklerimi içeren bir metni gönderdik. Nedir bizim hassasiyetimiz? Neye karşıyız? Söyledim az önce. Bir de sadece düşüncesinden siyaset yaptığı için, gazetecilik yaptığı için bu insanlar orada tutulmalı dedik. Bir de tutuklu bulunan gazetecilerle ilgili değerli arkadaşlarım, derhal bunların bir an önce hakim karşısına çıkartılması sağlanmalıdır. İşlemleri derhal yapılmalı ve hakim karşısına çıkartılmalıdır. İşte şu kadar süre, zaten şimdi böyle bir kriz ortamı var. Adam mesleğini yapmış, sen işte onu bir şekilde terör suçlusu ilan ediyorsun mesleğini yaptığı için. Bu arada da mahkemeler görevlerini yapamıyorlar. Bu sürede o kişiler mağdur. Sen de infaz yasası çıkartarak uyuşturucuları, kadın tacizcilerini, çocuk tacizcilerini dışarıya çıkartalım diyorsun. Böyle bir anlayış olmaz. Teşekkür ediyorum.